Merhabalar arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki olaylardan hangileri asitlerin metallerle tepkimesine dikkat çekmektedir diyor. Bildiğiniz gibi asitler metallerle tepkime verebilmektedir arkadaşlar. Birinci öncülümüze baktığımızda asit yağmurları metal yüzeylere zarar verir ifadesi. Burada asitlerin metallerle tepkimesine dikkat çekmiştir. Asitler metal kaplarda saklanamaz çünkü metallerle tepkimeye girecektir. Dolayısıyla da burada da yine asitlerin metallerle tepkimesine dikkat çekilmiştir. Meyve suyu ambalajlarında metal yerine kağıt malzeme kullanılması bildiğiniz gibi meyve suları asidik maddelerdir arkadaşlar. Dolayısıyla meyve sularının ambalajlarının kağıt malzeme olması metal yerine metallerle tepkimesine dikkat çekmektedir. Bu yüzden doğru cevabımız 1-2-3 yani E seçeneği olmalıdır. Elektron verme eğilimi hidrojenden yüksek olan metaller aktif metal olarak tanımlanır. Aktif metallerin asitlerle tepkimesi sonucu hidrojen gazı açığa çıkar. Buna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisi bir aktif metal ile asit arasında gerçekleşmemiştir diyor. A seçeneğimize baktığımızda arkadaşlar burada hidrojen klorür asittir. Ve bu tepkimeden hidrojen gazı açığa çıkmış. Demek ki buradaki sodyum aktif bir metaldir. Magnezyumun nitrik asit tepkimesinde burada nitrik asit vardır. Hidrojen gazı açığa çıktığına göre magnezyum aktif metaldir. C seçeneğimize baktığımızda bakırın nitrik asitle tepkimesinden hidrojen gazının çıkmadığını Azot dioksit gazının oluştuğunu görüyoruz. Demek ki burada kullanılan bakır arkadaşlar aktif metal değildir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıdır. D ve E seçeneğine baktığımızda yine metalle asidin tepkimesinden hidrojen gazlarının çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu metallerimiz aktif metal olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen kaplardaki asit çözeltilerine X, Y ve Z metal çubukları daldırıldığında birinci kapta hidrojen gazı İkinci kapta kükürt dioksit gazı açığa çıkarken üçüncü kapta tepkime gerçekleşmiyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Birinci kapta hidrojen gazı açığa çıkmış arkadaşlar. Bildiğiniz gibi X'in hidrojen klorürle yani bir asitle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkarıyorsa burada X'in aktif metal olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin sodyum, e, potasyum gibi aktif bir metaldir. İkinci kapta hidrojen dışında başka bir gaz çıkmış açığa. Y metali daldırıldığında. Bu durumda arkadaşlar Y'nin oksijenli bir asitle tepkimesinden hidrojen dışında başka bir gaz çıkıyorsa örneğin kükürt dioksit gibi bir gaz. Bu durumda arkadaşlar Y'nin yarı soy metal olduğunu söyleriz. Yarı soy metaller de bildiğiniz gibi bakır, gümüş ve civadır. Üçüncü kapta hiçbir tepkime olmuyor. Yani Z ile sülfürik asit tepkimeye giriyor arkadaşlar. Ancak tepkime gerçekleşmiyor. Dolayısıyla burada Z'nin soy metal, e soy metalleri de biliyorsunuz arkadaşlar altın ve platin olduğunu söyleyebiliriz. Artık soruyu rahatlıkla cevaplayabiliriz. X aktif metaldir ifadesi doğrudur. Y yarı soy metaldir. Evet Y yarı soy metaldir. Z tam soy metaldir. Baktığımızda tam soy metaller altın ve platin olacakta Doğrudur. Y'den yapılmış bir kapta hidrojen klorür çözeltisi saklanamaz ifadesi yanlıştır. Neden? Çünkü arkadaşlar Y'ye baktığımızda yarı soy bir metal. Yani bakır, gümüş A civa gibi yarı soy bir metal olacaktır. Yarı soy metaller Y hid, oksijen içermeyen asitlerle tepkime vermez. Dolayısıyla Y kabında hidrojen klorür ya da hidroklorik asit çözeltisi saklanabilir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. Z'den yapılmış bir kapta nitrik asit çözeltisi saklanabilir ifadesi de doğru olacaktır. Z altın ya da platindir. Altın ya da platin arkadaşlar hiçbir asit ve baz ile tepkimeye girmeyecektir. Dolayısıyla nitrik asitle tepkimeye girmeyeceği için bu kapta rahatlıkla saklanabilir. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. X metali ile Y çözeltisinin etkileşimi sonucu hidrojen gazı açığa çıkmaktadır. Buna göre X ve Y aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Baktığımızda demir bir aktif metaldir. Asitlerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkacaktır. A seçeneği olabilir. B seçeneğimize baktığımızda çinko arkadaşlar bir amfoter metaldir. Amfoter metaller kuvvetli bazlarla tepkimeye girdiklerinde hidrojen gazı açığa çıkarırlar. B seçeneği de olabilir. C seçeneğimize baktığımızda alüminyum amfoter bir metaldir. Amfoter metaller asitlerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkarır. Doğrudur. D seçeneğimize baktığımızda gümüş, gümüş yarı soy bir metaldir. Yarı soy metaller oksijen içeren asitlerle tepkime verir. Ancak burada çıkan gaz hidrojen gazı olmayacaktır arkadaşlar. Örneğin kükürt dioksit gibi bir gaz olacaktır. Dolayısıyla D seçeneğinde hidrojen gazı açığa çıkmayacaktır. E seçeneğimize baktığımızda kalsiyum aktif bir metaldir ve asitlerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki 1, 2 ve 3 nolu kaplarda bulunan hidrojen klorür sulu çözeltilerine üzerlerinde belirtilen katılar ekleniyor. Bu üç kapta gerçekleşen tepkimeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Birinci kabımıza baktığımızda kalsiyum aktif bir metaldir. Hidrojen klorür yani hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. İkisinin tepkimesinden arkadaşlar kalsiyum klorür tuzu ve hidrojen gazı oluşacaktır. Burada tepkimeyi denkleştirmek için hidrojen klorür önüne 2 yazıyoruz. İkinci kabımıza baktığımızda kalsiyum oksit bir metalik oksittir. Metalik oksitler bazik oksit olarak bilinir. Yani bazdır arkadaşlar. Burada hidrojen klorür asitle tepkimeye girdiğinde kalsiyum klorür ve su oluşacaktır. Yine burada tepkimeyi denkleştirmek için hidrojen klorürün önüne 2 yazıyoruz. Üçüncü kabımıza baktığımızda kalsiyum karbonat bir bazik tuzdur arkadaşlar. Dolayısıyla bazdır. Hidrojen klorür asit olduğuna göre hidroklorik asit. ikisinin tepkimesinden kalsiyum klorür karbondioksit ve su oluşacaktır. Burada tepkimeyi denkleştirmek için hidroklorik asitin önüne 2 yazıyoruz. Birinci kaptaki tepkime sonucu çözeltinin pH'i artar. Baktığımızda arkadaşlar burada hidrojen klorürün yani asidin harcandığını görüyoruz. Asit harcandığına göre hidrojen iyonu derişimi azalacaktır. Bildiğiniz gibi hidrojen iyonu derişimi azaldıkça pH 0'dan 7'ye doğru gidecektir. Dolayısıyla arkadaşlar burada pH'in arttığını söyleyebiliriz. Çünkü hidrojen iyonu e, derişimi azaldıkça pH artar. Tam tersi hidrojen iyonu derişimi artsaydı pH azalacaktı. A seçeneği doğrudur. İkinci kapta nötrleşme tepkimesi gerçekleşir ifadesi doğrudur. Asit ve bazın tepkimesinden tuz ve su oluşmuştur. Dolayısıyla bu bir nötrleşme tepkimesidir. Üçüncü kaptaki tepkime sonucu karbondioksit gazı açığa çıkar ifadesi de yine doğru olacaktır arkadaşlar. 1, 2 ve 3 nolu kaptaki tepkimeler sonucu su oluşur ifadesi yanlıştır. Çünkü birinci tepkime sonucu hidrojen gazı açığa çıkmıştır. Su oluşmamıştır. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Üçüncü kaptaki tepkimenin denklemi şekilde verilmiş. Zaten biz bu tepkime denklemini yapmıştık arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki kaplarda bulunan metallerden hangisine üzerinde belirtilen çözelti eklendiğinde gaz çıkışı gözlenmez demiş. A seçeneğimize baktığımızda kalsiyum aktif bir metaldir. Aktif metaller asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkaracaktır. A seçeneğinde gözlenir. B seçeneğimize baktığımızda gümüş arkadaşlar yarı soy bir metaldir. Yarı soy metaller oksijen içeren asitlerle tepkimeye girer. Burada nitrik asit oksijen içerdiği için tepkimeye girecek. Ve burada arkadaşlar gaz çıkışı olacaktır. C seçeneğimize baktığımızda hidroklorik asitle bakırı görüyoruz. Bakır yarı soy bir metaldir ve sadece oksijen içeren asitlerle tepkime verebilir. Baktığımızda burada hidrojen klorür oksijen içermez. Dolayısıyla burada tepkime olmayacaktır. Yani gaz çıkışı da olmayacaktır. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. D'ye baktığımızda alüminyum amfoter metaldir. Amfoter metaller sodyum hidroksit gibi kuvvetli bazlarla tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Doğrudur. E seçeneğimize baktığımızda çinko amfoter bir metaldir ve sülfürik asitle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkaracaktır. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen sulu çözeltilerden hangileri oda koşullarında hem çinko hem de sodyum ile tepkime verir demiş. Baktığımızda pH 7 su olabilir arkadaşlar. Oda koşullarında su sodyum ile tepkime verirken çinko ile tepkime vermeyecektir. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülümüze baktığımızda pH 7'den küçük demiş. Yani bu maddemiz asittir. Asitler hem amfoter metallerle hem de aktif metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkaracaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda pH 7'den büyük demiş. Dolayısıyla bu maddemiz bazik bir maddedir. Bazılar amfoter metallerle tepkime verip hidrojen gazı çıkarabilir. Ancak aktif metallerle tepkimeye girmeyecektir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz ve birinci öncülümüz yanlıştır. Cevabımız yalnız 2B seçeneği olmalıdır. Nitrik asit yani kezzap çözeltisi yukarıdaki kaplardan hangilerinde saklanamaz demiş arkadaşlar. Baktığımızda camla nitrik asit tepkimeye girmeyecekti dolayısıyla saklanabilir. Çinko metalinden yapılmış kapta saklanamaz çünkü çinkoyla tepkimeye girerek arkadaşlar hidrojen gazı açığa çıkacaktır dolayısıyla aşınma meydana gelir dolayısıyla saklanamaz. Polietilen yani peş şişede saklanabilir. Herhangi bir tepkime olmayacaktır. Bakır metalinden yapılmış kapta yine saklanamaz. Çünkü bakır yarı soy metaldir ve oksijen içeren nitrik asit gibi kuvvetli asitlerle tepkimeye girecektir arkadaşlar. Dolayısıyla tepkimeye girdiği için de aşınacaktır. Hangilerinde saklanamaz demiş. 2 ve 4 yani C seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde diğerlerinden farklı bir gaz açığa çıkar demiş. Baktığımızda bakır yarı soy bir metaldir ve oksijen içeren kuvvetli asitlerle tepkimeye girer. Burada bakırın sülfürik asitle tepkimesinden kükürt dioksit gazı açığa çıkacaktır. B seçeneğimize baktığımızda magnezyum aktif bir metaldir. Asitle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkaracaktır. Çinko amfetör bir metaldir ve kuvvetli bazlarla tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkaracaktır. Sodyum aktif bir metaldir. Su ile hızlıca tepkime verebilir arkadaşlar ve bu tepkimesi sonucu hidrojen gazı açığa çıkarır alüminyum amfoter bir metaldir ve asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Gördüğünüz gibi farklı olan gaz kükürt dioksittir. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki kaplarda gerçekleşen tepkimelerle ilgili birinci ve üçüncü kaplarda hidrojen gazı, ikinci kapta azot dioksit gazı açığa çıkıyor bilgisi veriliyor. Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdaki verilenlerden hangisi olamaz? Birinci kabımıza baktığımızda alüminyum amfoter bir metaldir ve X çözeltisine daldırıldığında hidrojen gazı açığa çıkmıştır. Hemen bakalım arkadaşlar. X hidrojen klorür yani asit olabilir mi? Olabilir. Çünkü asitlerin amfoter metallerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkacaktır. E, sodyum hidroksit de olabilir. Amfoter metallerin sodyum hidroksit gibi kuvvetli bazlarla tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Sülfürik asit olabilir. Potasyum hidroksit kuvvetli bir bazdır olabilir arkadaşlar. Nitrik asit yine bir asittir ve e, amfoter metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarabilir. İkinci kabımıza baktığımızda ikinci kapta Y metali nitrik asite da, e, daldırıldığında arkadaşlar azot dioksit gazı açığa çıkıyor. Bildiğiniz gibi burada Y metali daldırıldığında hidrojen gazı dışında asidin yapısına bağlı olarak azot dioksit gazı açığa çıkmışsa burada Y yarı soy bir metaldir. Yarı soy metaller bildiğiniz gibi yarı soy metal diyelim bakır, gümüş ve civadır arkadaşlar. Dolayısıyla Burada Y metalinin bakır, gümüş ya da civa olmasını bekleriz. Bakıyorum. Bakır, gümüş, bakır. Hepsi olabilir arkadaşlar. Üçüncü kabımıza baktığımızda demir aktif bir metaldir. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Dolayısıyla biz üçüncü kaptaki Z'nin bir asit çözeltisi olmasını bekliyoruz. Baktığımızda nitrik asit, hidrobromik asit, hidrojen klorür hepsi bunların asittir arkadaşlar. Sodyum hidroksit ise bazdır. Dolayısıyla D seçeneği olamaz. E seçeneğine baktığımızda da perklorik asit yine kuvvetli bir asit olacaktır. Cevabımız bu yüzden D seçeneğidir. Yukarıdaki sistemde M muslukları açılarak çinko ve kalsiyum karbonat katıların çözeltilerle tepkimeye girmesi sağlanıyor. Bu olayla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Birinci kaba baktığımızda arkadaşlar çinko amfoter bir metaldir ve sodyum hidroksit gibi kuvvetli bir bazla tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkaracaktır. Üçüncü kabımıza baktığımızda ise kalsiyum karbonat bazik bir tuzdur. Ve nitrik asitle tepkimeye girdiğinde arkadaşlar bu tepkime sonucu kalsiyum nitrat, karbondioksit gazı ve su açığa çıkacak da bizi ilgilendiren burada da gazlardır arkadaşlar. Çünkü borulardan geçecek olan da gazlardır. Dolayısıyla üçüncü kapta karbondioksit gazı oluşacaktır. Şimdi sorumuzu çözebiliriz. Birinci kaptan ikinci kaba hidrojen gazı geçişi olur. Doğrudur arkadaşlar. Birinci kapta Dikkat ederseniz çinko sodyum hidroksitle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı gelecektir. Dolayısıyla bu ikinci kaba geçecektir. İkinci kapta asidik bir çözelti oluşur ifadesi doğru bir ifade olacaktır. Çünkü üçüncü kapta oluşan karbondioksit gazı ikinci kaba geçecektir. Karbondioksit gazı bildiğiniz gibi arkadaşlar bir asidik oksittir. Asidik oksitler suda çözüldüklerinde hidrojen iyonu ve karbonat iyonu verecektir. Burada asidik oksitimiz. Dolayısıyla buradaki hidrojen iyonun derişimi arttığı için çözelti asidik olacaktır. Birinci kapta zamanla pH azalırken üçüncü kapta artar ifadesine bakalım arkadaşlar. Birinci kapta sodyum hidroksidin e, derişimi azalacağı için daha doğrusu hidroksit derişimi azalacak için arkadaşlar pH değeri düşecektir. Dolayısıyla bu doğrudur. Üçüncü kapta artar demiş. Üçüncü kaba baktığımızda üçüncü kapta nitrik asit azalıyor. Dolayısıyla burada hidrojen iyonu derişimi düştüğü için pH değeri artacaktır. Yani üçüncü öncülüm e, C seçeneğimiz de doğrudur. Üçüncü kaptan ikinci kaba azot dioksit gazı geçişi olur demiş. Bakalım arkadaşlar. Üçüncü kaptan ikinci kaba karbondioksit gazı geçişi olacaktı. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. İkinci kaptan çıkış yapan gazlar hidrojen ve karbondioksittir demiş. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Çünkü burada karbondioksit gazının bir miktarı suyla tepkimeye girerken bir miktarı dışarıya çıkacaktır. Aynı şekilde hidrojen gazı da dışarıya çıkacaktır. Dolayısıyla E seçeneğimiz doğrudur. Cevabımız D seçeneği olmalıdır.